Doğu Türkistan heyeti Ankara'da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Görüşmede Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalar ve Çin Nazi kampları ile ilgili konuların ele alındığı belirtildi. Ayrıca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, dün mecliste düzenlediği basın toplantısında "Bütçemiz Çin'le olan ticaretinden büyük cari açık veriyor. Oysa Çin hükümeti Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize soykırım uygulamakta ve hükümetimizi uyarmakta bizim görevimiz" dedi. Birleşmiş Milletler'in 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen insan hakları toplantısında Doğu Türkistan meselesi gündeme getirildi. Toplantıda Uygur bölgesindeki Çin'in Nazi kamplarındaki insanlık dışı uygulamaları, Çin hükümetinin milyonlarca Uygur Türk'ünü hangi gerekçeyle eğitim kamplarına kapattığının araştırılması ve buna ilişkin cevapların verilmesi konusu müzakere edildi. Birleşmiş Milletler'de düzenlenen insan hakları toplantısı 3 hafta daha devam edecek. Irak'ta seçim kazanan Şii partiler arasında yaşanan anlaşmazlık hükümetin kurulmasını geciktiriyor. Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası seçimi kazanan Şii gruplar arasında yaşanan başbakan adayı ile kabine konusundaki anlaşmazlık ve seçim sonuçlarının henüz onaylanmamış olması hükümetin kurulmasını geciktiriyor. Amerika ve Rusya arasında yeni kriz. Amerika Birleşik Devletleri eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'i İngiltere'nin Salisbury kentinde Novichok maddesiyle zehirleme girişiminden dolayı Rusya'ya yaptırım uygulayacak. Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Endonezya'da şiddetli bir deprem daha oldu. 347 insanın can verdiği Endonezya'nın Lombok adası bir kez daha sallandı. Reuters, insanların panik halinde sokaklara koştuğunu ve bazı binaların çöktüğünü de bildirdi.